Herkese merhaba ben Atahan. Bugün sizlere bildiğim kadarıyla ayın 12'sinde gelecek yeni güncellemeden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki benim amacım hesaplarımızı en iyi şekilde yönetebilmek. Minimum hata ile en iyi sonucu alabilmek. Bu yüzden bu yeni gelecek olan etkinlikler çok önemli. Öncelikle şunu söyleyeyim. 7 k ver. Saklayın arkadaşlar. Nedenini biraz sonra öğreneceksiniz. Öncelikle 2 adet yeni komutanımız var. Birisi Herman'ın Prime versiyonu. Şöyle atlaya atlaya göstereceğim. Skilleri bu şekilde. Fotoğrafları. Bu birinci skili bir yelpaze şeklinde fazla 3 düşman birliğine doğrudan hasar veriyor. Her ilave hedef her hedefe verilen hasarı da %15 düşürüyor. Bu hasarla vurulan birliklere de 10 saniye boyunca 2 zehir yükü uyguluyor. Ve zehir etkisi 15 defaya kadar da birikebiliyor. İkinci pasif becerisinde ise Herman okçu birimlerine %5 saldırı, %5 savunma ve %3 yürüyüş hızı kazandırıyor. Skill'in leveline göre de bu katlar 11-15-20 gibi artıyor. Üçüncü pasif beceride ise Herman'ın birliği haritadaki diğer birlikleri saldırırken %5 daha fazla etki alanı beceri hasarı veriyor. Aktif bir beceri kullandığında rakibini 2 saniye boyunca %5 savunmasız bırakıyor. Fakat bu komutanın okçu birimleri süvari birimlerinden %5 daha fazla hasar alıyor. Ve piyade birimlerine de %1 daha fazla hasar veriyor. Dördüncü beceride ise Herman'ın birliği zehirli birliklerden daha az hasar alıyor. Zehir yığını başına 0.2 Böyle bir oranı var. Temel saldırı başlattığında ise bir elpazadaki en fazla 3 düşman birliğine ekstra doğrudan hasar verme şansı %10. Bu hasar faktörünün sayısı ise 50. Eğer bu hasarla birine vurursa da 10 saniye boyunca 2 zehir yükü uyguluyor. Eğer Herman düşmanın da 25 zehir biriktirirse 5. seviyede ilk skillini uyguluyor. İkinci komutanımız ise Nikini ismini okuyamadığım bir abimiz. Aktif skillinde bir yelpazedeki en fazla 5 düşman birliğine doğrudan hasar veriyor. Hasar faktörü 700. Her ilave hedef, her hedefe verilen hasarı %15 azaltıyor. Bu komutanın birliği mevcut hedefine ekstra doğrudan hasar da verebiliyor. Bu faktörde 600. Bu komutanın okçuları %5 saldırı kazanıyor. Okçu birimleri ittifak bölgesinin dışındayken ayrıca 5 savunma ve %3 yürüyüş hızı kazanıyor. Bu komutanın birliği %5 daha fazla beceri hasarı verir. Bir şehre veya Stronghold dediği, acaba Clan Fort'u yani Clan Kalesinden mi bahsediyor onu tam anlayamadım ama... Hedefi 3 saniye boyunca %5 daha az normal hasar veriyor. Yani bu skill'i pek anlayamadım. Bu komutanın birliği %3 daha az normal hasar alır. Bu komutan bir rally saldırısına liderlik ediyorsa toplanan ordusu doğrudan hasar verdiğinde 10 saniye boyunca verilen iki beceri %50 ihtimalle %3 bonus kazanıyor. Ve bu etki 3 defaya kadar da birikiyor. Başka bir yığın kazandığında da süresi sıfırlanıyormuş. Bunu da çok anlayamadım. 5. skillimizde ise bu komutanın birliği aktif bir beceri kullandığında 4 saniye boyunca aşağıdaki güçlendirmelerden birini kazanıyor. Birlikteki okçu birimleri %30 saldırı kazanır. Birlikteki okçu birimleri %30 sağlık kazanır. Birlikteki okçu birimleri %30 savunma kazanır. Birlik %20 daha fazla normal hasar verir veya birlik %20 daha fazla beceri hasarı verir. Aktif becerileri ise bu şekilde görünüyor. İkisi de hanemiz hayırlı olsun diyoruz. Şimdi paylaşılan videoda yeni gelecek olan etkinliklere bir göz atalım. Açılış seremonisi var. Oyuna girdiğiniz zaman size belli başlı ödüller veriyor. Ödüller bu şekilde katlanıyor. Eğer 7 gün boyunca oyuna girerseniz şöyle bir e, kafa şeyi veriyor. Yani kafanıza, avatarınıza koyabileceğiniz bir simge mi denir buna? Bir şey veriyor. Böyle bir etkinliğimiz var. Ee, anladığım kadarıyla pastaya krema sürüyoruz. Sürdüğümüz kremalarla birlikte levelimiz artıyor. Bu etkinlik 3 farklı üstünden oluşuyor. Sol taraf yani şu gösterdiğim taraf ücretsiz. Şu taraf 7 kcv ile açılan bu tarafta 10 dolarla açılan kısım. 7k cevher verdiğinizde böyle bir tema açabiliyorsunuz fakat çok efektif olduğunu düşünmüyorum ama bununla ilgili de bir şey gelmiş biraz sonra onu da göstereceğim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu etkinlikten 7k cevher verdiğinizde e, güzel bir miktarda kafa alıyorsunuz size sarı kafa veriyor o yüzden 7k cevherlerinizi saklayın. Sizden biraz barbar kesmeniz istenecek şu krema muhabbetinden dolayı biraz ap harcayıp veya günlük ap'lerinizi özenli bir şekilde bitirip bu etkinliği tamamlayabilirsiniz. Bir diğer etkinliğimiz ise demirci bir abi geliyormuş. Bu abi size birkaç tane teklif sunuyormuş. Teklifin içinde bulunmasını istediğiniz taslağı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra size teklifler sunuyor. İndirimli bazı teklifler sunuyor. Burada gördüğünüz gibi seçilen taslağı veriyor. Şunu nasıl kazanıyoruz onunla ilgili herhangi bir bilgim yok. Belki bir önceki krema etkinliğinden de geliyor olabilir. Ona pek dikkat etmedim. Bunları satın aldıktan sonra da yenileyebiliyorsunuz. Bir diğer etkinliğimiz ise Zenit etkinliği. Bu genelde balinaların oynadığı bir etkinlik. Bu etkinliğin olayı ise insanlar güçlerini arttırıyor. Ve sıralamaya göre gördüğünüz gibi buradaki ödülleri alıyorlar. Bu Zenit ile ilgili bir video yapabilirim. Sürpriz olsun sürprizi kaçmasın. Zenit etkinliğinde gelecek olan temamız ise %15 piyade sağlığı veriyor. Bu çok yüksek bir miktar. Muazzam bir miktar. Hani abartmışlar bunu. O da bu şekilde görünüyor. Ekipmanlarla ilgili yeni bir güncelleme geliyor. Artık ekipmanlarınızı sadece bir seviye değil yani efsane ekipmanları bu simgeyle bir kere yükseltebiliyordunuz. Fakat artık anladığım kadarıyla 5 defa yükselteceksiniz ve 5 defada size farklı farklı özellikler verecek. Oyuna Transmog denilen bir şey gelmiş. Bunun da olayı şu şekilde. Mesela siz bu temayı beğenmiyorsunuz. Fakat verdiği özelliği çok beğeniyorsunuz. Bu özelliği beğendiğiniz başka bir temaya geçirebiliyorsunuz. Bununla ilgili de böyle bir sayfa gelmiş. Şurada yeni bir para birimi tarzı bir şey görüyoruz. Bunu nasıl kazandığımızı da bilmiyorum. Öğreneceğiz. Şimdi yanlış da bir bilgi vermek istemiyorum. Sonra yorumlarda Ya kardeşim sen böyle dedin. Böyle oldu ama yani ayıp oluyor demeyin. Bilmiyorum. Bir şey demiyorum o yüzden. Bu para biriminden 60 verip Bilmiyorum bu tabi Enderliğinden enderliğine sarıdan mora vesaire değişiyor da olabilir Transmog yapıyorsunuz Özelliği başka bir görüntü aktarıyorsunuz O son etkinlikle ilgili bir yazı paylaşılmış Fakat burada da yine ucu açık bırakılmış Sonunda da daha çok bilgi almak için Oyun içindeki etkinlik bilgilerine bak diyor Gelirse bakacağız göreceğiz Fakat herkesin giremediğini görüyorum o etkinliğe Yani ne verdiğini bilmiyorum Anlamadım İnanın bilmiyorum Evet güncelleme bu şekilde olacak Bakalım hayırlısı diyoruz Böyle bir kısa bir video ile sizi bilgilendirmek istedim bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın.